Merhabalar. Bugün sizlere harika bir yemek önerisiyle geldim. Bunun için ilk önce patateslerimi bu şekilde, yani çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde bu şekilde kesmeyle başlıyorum. Bütün patateslerimi şu anda ben 3 tane büyük boy patates kullandım. Eğer eklemem gerekirse bunu size belirteceğim. Patateslerimi doğradıktan sonra 300 gram kadar rendelenmiş kaşar peynirim var. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime bir kat kaşar peynirimden, çok fazla değil, bir kat seriyorum. Kaşar peynirimi serdikten sonra patateslerimi bu şekilde, tam kaşar peynirimin üstünden başlayacak şekilde sıralamaya başlıyorum. Bütün patateslerimi sıraladım. Bir tane daha ben patates soydum. Yani toplamda 4 patates kullanmış oldum. Üzerlerine ayçiçek yağıyla, fırçayla güzelce yağlıyorum hepsini. Yağladıktan sonra damak tadınıza göre tuzlukla patateslerin üzerlerine biraz tuz atıyorum. Ve çok az bir miktar tekrar kaşar atıyorum. Kaşarlarını attıktan sonra 200 derece fırını ayarladım. 200 derece fırına veriyorum. Kızarmasına izin vermiyoruz. Kızarmayacak. Sadece patateslerin yumuşaması için birazcık yumuşayacaklar. Patateslerim yumuşarken tavama hemen 2 yemek kaşığı kadar yağ alıyorum. 300 gram kadar kıymam var. Kıymamı atıyorum. Kavurmaya başlıyorum. 2 adet büyük boy soğanım var. Daha doğrusu bir tane büyük boy beyaz soğanım, bir tane de orta boy kırmızı soğanım var. Robotumu alıyorum. İri şekilde, çok küçük olmayacak, sulu şekilde değil, iri şekilde robotumdan çekeceğim. Bu patatesleri de atmayacağım. Bu kenarından kalan patatesler. Onları da doğrayıp içine atacağım kıymalı karışımın. Ve 2 diş de sarımsak atıyorum robotuma. Robotumda çekeceğim bunları. Çok ufak olmasın. Soğanları çektikten sonra 5-6 tane yeşil biber ve 1 adet kapya biberim var. Onu iri iri doğrayıp onu da iri şekilde robotumdan çekeceğim. Bakın çok ufak olmayacak. Bu şekilde çektim onları da. Ve kıymamın kavrulmasını devam ediyor. Kıymam birazcık kavrulunca çektiğim soğanlarımı içerisine atıyorum. Yeşil biberlerimi de atıyorum. Biber, kapya biber ve yeşil biberlerimi de atıyorum içine. Evet, biraz kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı biber salçam, 1 yemek kaşığı domates salçamı atıyorum içerisine. Birer çay kaşığı pul biber, kimyon, karabiber ve kekiğimi atıyorum. Kıymalı harcım suyunu çekti. Altını kapattım. Evet, patateslerimi fırından çıkardım. Aynen bu şekilde olacak. Ve kıymalı harcımı patateslerimin üzerine boşaltıyorum. Ve hepsine güzelce yayacağım. Kıymalarımı güzelce yaydıktan sonra çok az bir şey daha. İçerisine kaşar atıyorum. Patateslerimi daha sonrasında rulo şekilde sıcak ama sarıyorum. Bu şekilde rulo şeklinde sarıyorum. Evet, rulo şekilde sardıktan sonra patatesimi
üzerine kalan kaşarımı atıyorum ve biraz da maydanoz atıyorum. Evet, patatesimi tekrar şimdi 15-20 dakika pişmesi için fırına veriyorum. Ve patates rulomu fırından çıkarttım. Servis tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika oldu. Evet, sizlerle birlikte kesip dilimleyip servis etmek istiyorum. Görüyor musunuz? Harika bir lezzet oldu. Yanına yoğurtla bu şekilde servis edebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.